Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdiki dersimiz 4. sınıf geometriden geometrik cisimler. Çocuklar, geometrik cisimleri tek tek incelemeye başlayalım. Birinci cismimiz dikdörtgenler prizması. Evimizdeki dolapların birçoğu, kibrit kutusu, hediye paketleri gibi eşyalar dikdörtgenler prizmasına model olarak gösterilebilir. Bu nesnelerin tüm yüzeyleri dikdörtgen şeklindedir. Dikdörtgenler prizmasının en önemli özelliği tüm yüzeylerinin dikdörtgen şeklinde olmasıdır. Bakınız, bu bir dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizmasının 8 tane köşesi vardır çocuklar. Şu çizgilerin birleştiği noktalara köşe diyoruz. Bakınız, 4 üstte 4 altta olmak üzere 8 tane köşesi vardır. Dikdörtgenler prizmasının 6 tane yüzeyi vardır. Yüzeyler şunlar bakınız. 6 tane yüzeyi vardır ve karşılıklı yüzeyleri birbirine eşittir. Tüm yüzeyleri dikdörtgendir. Bunu az önce söylemiştim zaten. Tüm yüzeyler dikdörtgendir ve karşılıklı olanlar da birbirine eşittir. Dikdörtgenler prizmasının 12 tane ayrıtı vardır. Ayrıt nedir? Ayrıt yüzeyleri birbirinden ayıran çizgilerdir diyebiliriz. Bakınız şu çizgiler yüzeyleri birbirinden ayırıyor. Bunlar 12 tanedir dikdörtgenler prizmasında. Dikdörtgenler prizmasını hani bir kutu düşünün. Kutuyu böyle ayrıtlarından kesip açtığınız zaman şöyle bir şekil elde edersiniz. Bakınız bu bir kutu. Kestik bazı ayrıtlarını, açtık, dümdüz bir hale getirdiğimiz zaman şöyle bir şekle getiririz. Biz buna açınım diyoruz çocuklar. Yani bir şeklin, bir cismin açınımı. Dikdörtgenler prizmasının açınımı da burada gördüğünüz gibidir. Bakınız 6 tane dikdörtgen oluşur açınımında. Zaten 6 tane yüzey olduğunu söylemiştik. Bu 6 tane yüzey ikişerli olarak birbirine eştir. Yani 3 çift şeklindedir. Bakın dikkatle göstereceğim yerlere bakın. Şurada göstermiş olduğum dikdörtgenle şuradaki birbirine eşittir. Şurada göstermiş olduğum dikdörtgenle şuradaki birbirine eşittir. Şununla da şu birbirine eşittir. Yani 3 çift dikdörtgen vardır. Toplamda 6 tane. Evet. Diğer geometrik cismimiz kare prizma. Kare prizma dikdörtgenler prizmasına benzer. Tek farkı şudur. Dikdörtgenler prizmasının tüm yüzeyleri dikdörtgenken kare prizmanın sadece yan yüzeyleri dikdörtgendir çocuklar. Üst taban ve alt tabanı karedir. İsmini de buradan almaktadır zaten. Yani iki yüzeyi kare, geriye kalan 4 yüzeyi dikdörtgendir. Ve yan yüzeylerdeki dikdörtgenler birbirine eşittir. Taban ve üst tabandaki kareler de yine birbirine eşittir. Kare prizmaya ne örnek verebiliriz? Evlerimizde normal ölçülerdeki buzdolapları kare prizmaya örnek olarak verilebilir. Ya da daha güzel bir örnek. Hani hasta olduğumuzda doktorların bize yazdığı şuruplar vardır, ilaç şurupları. Onların karton kutuları da yine kare prizmaya örnek olarak verilebilir çocuklar. Evet, diğer geometrik cismimiz küp. Küp dediğimizde aklımıza ilk olarak zar geliyor. Zarlar küp şeklindedir çocuklar. Küpün özelliği şu. Küpün tüm yüzeyleri karedir. Tüm yüzeyleri birbirine eş karedir ve küpün 6 tane yüzü vardır. Tıpkı dikdörtgen prizma ve kare prizmada olduğu gibi. 6 yüzeyi de birbirine eş karelerden oluşmaktadır. Küpün açınımı yani açılmış şekli bakın bu gösterilen şekildedir. Dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane birbirine eş kareden oluşmuştur. Bunları katlayıp böyle köşelerinden yapıştırdığımız zaman bir tane küp elde etmiş oluruz çocuklar. Evet şimdi eş küplerden oluşan şekillerde küp sayısını belirleme. Şimdi çocuklar bazen karşımıza böyle durumlar çıkabilir. Üst üste dizilmiş kutular veya küpler. Bize bunların kaç tane olduğu sorulabilir ve bunların kaç tane olduğunu bulmaya ihtiyacımız olabilir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Hiçbir küp tek başına havada asılı durmaz. Bu burada duruyorsa mutlaka bunun altında da bir tane küp vardır. Bunu düşünmelisiniz. Yani biz
bu birinci resme baktığımız zaman 1, 2, 3 ve 4 tane küp görüyor olabiliriz. Fakat bunun altında da bir küp olabileceğini unutmayalım. O yüzden burada en fazla kaç tane küp vardır denildiğinde şurada altta gizli kalmış olanı da hesaba katmalıyız. Bunu unutmayalım. Yani burada 1, 2, 3, 4 ve 5. En fazla 5 tane küp olabilir diye düşünmeliyiz. Evet çocuklar, dersimiz bu kadar. Dersi izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.